Ali Bey merhabalar. Öncelikle bize kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Merhaba. Öncelikle olarak hoş geldiniz. 1989 yılında üniversiteden mezun oldum. Elektrik elektronik mühendisiyim. Kısa bir dönem mühendislik yaptım. Sonrasında bilgisayar sektörüne geçiş yaptık. Ve uzun yıllar bilgisayar sektöründe kurumsal pazarda proje ve network ürünleri üzerine çalışmalar yaptım. 2008 yılına kadar proje tarafındaki yaptığımız çalışmalardan sonra 2008 yılında TP-Link'e geçiş yaptık. TP-Link ürünlerini Türkiye'ye getirmeye başladık ve sonrasında TP-Link Türkiye sonrasında hayatımıza bu şekilde bir şekilde burada devam ediyoruz. TP-Link'in Türkiye'deki macerası tam olarak ne zaman başladı ve ilk başladığınız günler ile şimdiki durumunuzu kıyaslayabilir misiniz? Tabii çok büyük farklılıklar var. 2010 yılında başladık biz TP-Link Türkiye macerasına. TP-Link Türkiye ofis olarak 2010 yılında başladık. Türkiye ithalatımız 2008 yılında başladı. 2 yıllık süreçte aslında pazarda bir bakıma tanıma moduna gelmiştik. Yarı tanınır pozisyonundaydık. 2008 yılında TP-Link ürünlerini Türkiye'ye ilk ithal etmeye başlayan firmada çalışıyordum. 2010 yılına kadar ithalat tarafında distribütör olarak çalıştık. 2010 yılında Eylül ayında TP-Link Türkiye ofisi kurduk. İlk planda 2 kişi olarak ofisi kurduk ve şu an gelmiş olduğumuz nokta 65 kişilik 1200 metrekare alanda faaliyet gösteren büyük bir şirket pozisyonda. Ancak olay 65 kişiyle bitmiyor çünkü tüm Türkiye'de binlerce satış noktamız var. Distribütörlerimiz, toptancılarımız, satış noktalarımız hepsini bir bütün olarak değerlendirdiğiniz zaman binlerce kişiden oluşan bir aileyiz diyebiliriz. TP-Link'in yüzlerce ürünü bulunuyor. Türkiye'de hangi ürün grupları konusunda faaliyet gösteriyorsunuz? TP-Link Network ürünleri tarafında uzmanlaşmış bir firma. 200'ün üzerinde ürün çeşidi var. Türkiye'de hemen hemen tüm ürün grupları tarafında faaliyet gösteriyoruz. Şu an Türkiye'de 160'ın üzerinde ürünü ithal eder ve satışını yapar bir pozisyondayız. Birçok ürün grubumuz var bu tarafta az önce söylemiş olduğum gibi. Ev kullanıcısına yönelik ürünlerimiz olduğu gibi kurumsal tarafta da çok değişik, çok farklı kullanım amaçlarına yönelik ürünlerimiz mevcut. Fiyat açısından rakiplerinize göre kullanıcılara daha uygun sunduğunuz ürün gruplar bulunmakta. Bu avantajı nasıl sağlıyorsunuz? Bizim esas farkımız bu tarafta. TP-Link dünya markası. Çok ciddi adetlerde üretim yapıyoruz. Ve bu ciddi adetlerdeki üretimi yaparken ki maliyet avantajımızı direkt son kullanıcıya yansıtıyoruz. Fiyat performans tarafında çok iyi bir noktadayız. Tabii uygun fiyata satıyor olmanın yanında ürünlerin kaliteli olması ve satmış olduğunuz ürünlerin teknik destek kısmını da göz ardı etmemek lazım. Bu tarafta da çok yoğun çalışmalarımız mevcut. TP-Link olarak dünyada geçen sene 140 3 milyonun üzerinde ürün satışını yapmış pozisyondayız. Türkiye'de geçen sene 1,5 milyon adete yakın ürün satıldı ve dünyadaki satışımızın yaklaşık %1'i civarında bir rakamı Türkiye'de biz satıyor pozisyondayız. Sunduğunuz kurumsal ağ çözümlerini firmalar neden tercih etmeli? Aslında az önce vermiş olduğumuz cevap gibi fiyat performans noktasında en iyi pozisyonda olmaya gayret ediyoruz ve kurumlar tarafında da olabildiğince uygun maliyetli, kaliteli ürünlere ulaşma tarafında bizim ürünlerin tercih edildiğini net olarak söyleyebiliriz. KOBİ'ler tarafında ya da kurumsal tarafta kullanılabilecek olan tüm network ürünlerine TP-Link olarak çözüm sunar pozisyondayız. Fiyat olarak da o tarafta iyi olduğumuzu zaten net olarak söyleyebiliriz. Fiyat performans tarafında kastettiğimiz kısmı biraz açmak istiyorum. Kaliteli ürünlere doğru fiyatla ulaşma. Bizim esas satış ve ürün tarafında TP-Link olarak yoğunlaştığımız nokta budur. TP-Link olarak ürün gamımızın çok fazla olması her kesime ve her ihtiyaca yönelik ürünlerimizin olması anlamına geliyor. Bu anlamda son kullanıcı ve kurumsal tarafta da tercih edilen bir marka olduğumuzu net olarak söyleyebilirim. Bize kurumsal tarafa sunduğunuz ürünlerden kısaca bahsedebilir misiniz? Çok geniş bir ürün gamına sahibiz. Bu tarafta direkt KOBİ'lerin ihtiyacı olan ürünler olduğu gibi son kullanıcı tarafında da farklı çözümlere cevap veren ürünlerimiz mevcut. Şöyle bir örnek verebilirim. Burdur Gölü'nün bir tarafında Burdur'da yaşayan birisi, Burdur Gölü'nün öbür tarafındaki tarlasına koymuş olduğu outdoor access point ile ve oradaki TP-Link IP kamerayla
devamlı tarlasını gözetler bir pozisyonda. Diğer tarafta mobese kameralara ve onun benzeri kameraların belirli bir şekilde bir noktadan öbür noktaya aktarılması amaçlı outdoor access pointlerimiz, dış ortam access pointlerimiz zaten çalışır pozisyonda. Farklı noktalarda şubeleri olan firmaların o şubelerin merkez noktaya bağlanması amaçlı VPN routerlarımız mevcut. İnternet kafe ya da onun benzeri tek internet bağlantısına ihtiyaç vermediği, yeteri kadar çözüm oluşturmadığı noktalarda farklı internet bağlantılarını sonlandırabileceğiniz ve onu departman ya da şirket bazlı, kat bazlı ayrım yapabileceğiniz, yönetebileceğiniz VPN routerlarımız mevcut. Piyasaya yeni sunacağımız EAP serisi Outdoor Access Point'lerle otellerde, restoranlarda, okullarda tek bir Outdoor Access Point üzerinden ya da tek bir Access Point üzerinden 24 tane Access Point'in yönetimini, kontrolünü yapabiliyor. O tarafta ihtiyacınıza yönelik şekilde kurulumunu yapabiliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Teknoloji Günleri adında etkinlikler yapmaya başladınız. Bu etkinliklerin amacı ne? Bu konudaki hedefleriniz neler? Bu benim hayalimdi. Bir şekilde biz satış noktalarımıza ulaşmak ve kendimizi, ürünlerimizi anlatmak durumundaydık. Teknik olarak bunu başladık ama geçen sene itibariyle birkaç firmayla beraber bu aksiyonu alıyoruz. Türkiye'de yaklaşık 10-15 arasında ile gitmiş ve bir şekilde oralarda kendimizi ifade etmiş pozisyondayız. Önümüzdeki dönemde de devam edecek. Ocak ayı itibariyle İstanbul'da yapıyoruz. Sonrasında da planımızı yaptık. Değişik şehirleri dolaşıyor pozisyondayız. Buradaki amacımız bir şekilde bizim ürünümüz tarafında proje geliştiren, bizim ürünümüzün satışını yapan, bayilerimize, son kullanıcıya ürün satışı yapan çözüm noktalarımıza bizim ürünlerin anlatılması ve onlarla bir şekilde karşılaşmak, tanışmak, ürünlerimizi anlatmak. 2014 yılı TP-Link Türkiye için nasıl geçti ve 2015 yılından beklentiniz neler? 2014 yılı içerisinde IT pazarında genel bir daralma var. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama 2014 TP-Link tarafına baktığımız zaman biz göreceli olarak çok iyi bir pozisyondayız. %10 civarında bir büyüme ile 2014 yılını kapattık. 2015 yılı için hedeflerimiz tabii ki daha yüksek. Dünyadaki TP-Link'in pazar payına baktığınız zaman IDC rakamlarına göre %49 civarında bir pazar payına sahibiz. Türkiye'de de benzer oranlara sahibiz. Pazar payı liderliği Türkiye'de de devam ediyor ve bu liderliği devam ettirebilmek adına değişik aksiyonlar yapmaya devam ediyoruz. 2014 yılındaki büyüme şeklimiz, trendimiz 2015 yılında daha da artarak devam edecek beklentisi içerisindeyiz. Gelecekte hangi ağ teknolojinin daha popüler olacağını düşünüyorsunuz? Teknoloji gelişiyor. Akıllı konseptindeki ürünler her geçen gün hayatımızda daha fazla yer almaya başlıyor. Bu bir anlamda bizim her noktada, her yerde internet ihtiyacımız olduğu gibi bir sonuca bizi götürüyor. Evimizde, iş yerimizde, ofisimizde, fabrikamızda her noktada bir şekilde internet hizmetini sunuyor, internete ulaşabiliyor pozisyonda olmamız lazım. Bu anlamda normal modem bir şekilde ya da benzeri ürünler interneti size getiriyor. Ancak bu internetin bir şekilde dağıtılması için access pointler, range extenderlar ya da powerline adaptörler gibi değişik ürün gruplarında kullanımın artacağını biliyoruz. Türkiye'de powerline adaptör tarafında baktığımızda şu an Avrupa ile mukayese ettiğimizde çok düşük satış trendlerine ulaştığını biliyoruz bu ürünlerin. Ama bunların 2015 yılında daha fazla son kullanıcı ulaşması tarafında değişik aksiyonlarımız olacak. Aynı şekilde range extender tarafında, menzil genişletici tarafında mevcut internetimizin kapsam alanının genişletilmesi için değişik ürün çözümlerimiz mevcut. Bu ürünlerin son kullanıcıya bir şekilde tanıtılması için değişik aksiyonlar alıyoruz. Tabi diğer tarafta yeni teknoloji, kablosuz ürünler, kablosuz ürünlerin hızları artık kablo hızlarını yakalamış pozisyonda. Hatta geçmiş pozisyonda bu tarafta AC serisi dediğimiz 802.11 AC chipsetli yeni ürün trendleri mevcut. Ve şunu da çok net olarak söyleyebilirim ki TP-Link olarak pazarda en geniş ürün gamına sahip olan firmayız. Bu tarafta ürünler üzerine biraz daha yoğunlaşıp son kullanıcı ürünlerin tanıtımı tarafında değişik aksiyonlar alacağız. TP-Link olarak teknolojiye yön veren bir firma pozisyondayız. Bu anlamda 150 megabitlik ürünlerin satışını ve dağıtımını bitirmiş pozisyondayız. Şu an alt limitimiz kablosuz tarafta 300 megabit per second'lık ürünler ve bu tarafta daha yüksek hızların daha fazla kullanılması için de değişik aksiyonlar alıyoruz. Bendeniz bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.
İyi günler diliyorum.